Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Adıyaman Eli Beş ilçesi Çorak Köyü Muhtarı Hasan Ulahçı ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve meşhur olan Adıyaman Besli üzümünü hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlarınız hayırlı olsun diyoruz Hasan Bey. Biz de hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, teşekkür ettik. Efendim, öncelikle şunu belirtmek istiyorum sayın izleyiciler. İşte muhtar arkadaşımızla tanıştık, gazeteci olduğumuzu belirttik, bizi davet etti. Yöresel yiyeceklerden ikram etti. Geçenlerde Sivas'ta almıştım şu pestil. Pestil mi efendim? Evet, biz pestil. Halk arasında pestil, biz kendimiz köy olarak bastık. Evet, yani dişimizden koparamadık, ancak burada ağzımızın içerisinde dağılıyor. Aradaki dağlar değil, okyanuslar kadar fark var. Nedeni? Organik olması. Evet. Yani organik olması. Nedeni? Organik olması. Çünkü Besli gelende, Adıyaman gelende ilk organik yapan Çorak Köyü. Evet. Yani artı şu, bunun adı neydi efendim? Bu da çok harika. Yine ağzımızda dağılıyor. Cevizi ve bademi yapmış arkadaşlarımız. Cevizli sucuk. Evet. Bu. Şu şöyle fıstıklı olanı. Evet. Bu Antep fıstıklı değil mi? Antep fıstıklı. Evet. Fıstıklı olan. Şu bademli olanı. Bademli olan. Yani cevizli, bademli, fıstık, sucuk. Sucuk. Evet. Evet. Artı işte meşhur besli üzümü. Peygamber üzümü de deniyor değil mi efendim buna? Bu kilis karası. Kilis karası, bu, evet. Köyümüzde yetişiyor kilis karası. Ve organik, çok güzel de oluyor. Verimi de çok farklıdır. Evet. Bu da besli üzümü. Yani meşhur besli üzümü bu. Evet, markalaştı. Peygamber üzümü de buna mı deniyor efendim? Evet, hem peygamber üzümü de besli üzümü de aslında peygamber büyük, üzümü. Büyük taneleri olan, evet. Bayağı büyük sayın izleyiciler. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bayağı büyük taneleri var. Evet. Artı çok güzel bir lezzeti var. Ancak yapılımının çok zor olduğunu öğrendim. Tek tek bunları taneleri ayırdıklarını, zeytinyağı ile işte onun bir şeyi varmış. Yalnız da bak şöyle bir şey yapacağım. Besli üzümün bu kadar güzelliği organik yapmamızın yağı da kendimiz ürettiğimiz. Yani. Evet. Yağında zeytinimiz var. Kendi zeytinimizde yağımızı kendimiz çektiriyor ve kendi yağımızda kullanıyoruz. Satın falan almıyoruz. Evet. İmaratımızı tamamıyla görmüş olduğunuz ürünler tamamı organik. Burada muhtar arkadaşımızın organik sertifikası var. İlk önce 10 kişiyle başladık efendim. Şimdi biz 10 kişiyle bununla başladık. Evet. Hiçbir köy kabul etmedi. Ve ilçe tarım müdürümüz çok emek verdi bu işe. Kaymakam Bey'ine, ilçe tarım müdürümüz çok emekleri var bizi organa geçirmeden. Evet. Ve özellikle köyümüze kadar geldiler, bizi topladılar ve illeki organa geçmemizi istediler. Faydasını göreceğimizi istediler. Gerçekten çok faydasını gördük. Çünkü biz bundan Çatak diye bir projesi var. Bu projede biz 135 yağıt alıyoruz. Destek alıyor elbette. Hibe destek, Çatak projesi diye bir projede. Artı devlet 70 kağıt destek veriyor. Biz o destekte de faydalanıyor. Evet, 70 lira sayın izleyiciler. Evet, 70 lira. Yani dönüm başı 70 lira veriyor. Benim şansı kendim alım 105 dönüm organim var. 13,5 milyar alıyorum. Çatak projesinde destek alıyorum. Artı 7,5 milyar da devlet desteği alıyor. Yani toplamda 20 milyar muhtarlarıyla destek alıyor. Yani bu devletin organik tarım yaptığından dolayı sayın izleyiciler onu belirtelim. Evet. Yani organik tarım yaptığından dolayı 105 dönüm yerinden 20 milyar hibe yani 20 bin Türk lirası diyelim arkadaşlar. Evet. Yani milyar destek çok oluyor çünkü sıfıra yatıldı. Evet. Çok büyük para. Yani bir devlet memurunun bir yılda almış olduğu ücret arkadaşımız hibe olarak alıyor. Ancak organik tarım belgesi var. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyor. Gerçekten bu Çorak Köyü'nün ürünlerini Türkiye'nin bütün illerindeki özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımıza ben araştırmacı gazeteci olarak tavsiye ediyorum. Hepsinden tattım. Çok güzel lezzetleri var. Türkiye'ye gelsen bulamayız. Ondan zaman ondan da yol üzerinden aldım. Dediğiniz gibi buradaki lezzeti bulamadım. Geçen şu pekmez. Evet. Şu pekmezi inanın şu tabağın öbür tarafı görünüyor. Gerçekten yani Türkiye'ye gelsen çok güzel bir gerçek yani özgü değil. Gerçek üzümünün ismini alan burada Çorak Köyü'nde yetişen ürünlerden sayın izleyiciler işte organik tarımın burası ana vatan değil mi? Ana vatan. Evet. Yani bu köyde başladı. Adıyaman geneli, Besli geneli organik tarıma bu köyde başladı. Siz muhtar olduktan sonra bu işe girdiniz evet. Benden bir yıl önce başladı. Sizden bir yıl önce başladı. Ben de bir yıl önce başladı ve ben de devamını getiriyorum. Evet. Daha fazla katılım oldu.
arkadaşlarımız yapmayanlar da pişman oldular, yapmaya kalktılar. Şimdi herkes yapıyor. Yani evet, köyümün %99'u bu organik tarımı yapıyor. Geçmiş. Ve şu anda da 58 kişi bu organik belgesini almış. Üçüncü evet. Geçişe doğru. O zaman şöyle diyelim, bu sektörle uğraşan tüccar arkadaşlarımızı köye davet ediyoruz. Evet, arkadaşlarımız Çorak kooperatif de kurmuşsunuz, doğru mu efendim? Birlik kurduk. Birlik evet. Kurmuşlar. Birlikler çok önemli Sayın İzleyiciler. İşte insanlar evet. Üretmiş olduğu ürünleri evet. Daha iyi fiyata pazarlayabilmesi için, pazar bulabilmesi için birlikler evet. Önemli birlik yani. Birlik çok önemli. Birlik adı üstünde birlikler evet. Kuvvet doğar Sayın İzleyiciler. Biz mutlaka işte köylerin daha iyi şartlarda ürünlerini satması için, girdilerin azalması için, ürün fiyatlarının artması için ya birlik kurulmalı veya da kooperatifler kurulmalı diyoruz. Burada mutlak devlet bizim, desteği de önemli. Hocam bak bizim şu üzümü satmada sıkıntımız yok. Evet. Nedeni ise erken çıkışta var. Yani organik yapıyor artı organın dışında. Erken çıkıyor. Yani Bölveren'de, Yumaklı Ceret'te bir ay erken çıkıyor. Sizin burası değil mi? Burası. 20 gün garantisi var yani. Bizim evet, öncelikle her tüccara 100'er kilo düşmüyor. Kayseri'de, evet. Sivas'ta, Malatya'da. Altın sağ yani çok güzel yani, dengi var Sayın Bey. Şu yüzünü görüp de ben yani. Yemem diyen olmaz. Evet. Yani şeker hastaları bile dahi bunu dayanamaz diyorum. Ben yani onu belirtmek istiyorum. Şey çok güzel lezzeti var. Bu da kilis kanası. Evet, o da bu da güzel. Çok güzel verimi var onun da. Çok güzel yerimi var. Bir de anım var bununla ilgili Sayın izleyiciler. Muğla'nın Milas ilçesinde Dereköy'üne gittim. Halil İbrahim amcamız. 92 yaşındaydı. 2012 yılında gittim. Şu anda yaşıyorsa 95 yaşında ulaşmıştır. Allah uzun ömür versin diyoruz. Dedim dayı bu genç 92 yaşında ama 70 yaşında gösteriyordu amcamız. Evet. Dedim dayı neye borçlusun böyle genç kalmayı? Hemen şalvarın cebine bir avuç bu siyah üzümden çıkarttı. Evet. Siyah üzüm insanların sağlıklı yaşamasında birinci etken sayıcıdır. Ancak çekirdeğiyle birlikte yiyeceğiz. Bak ben kaç yaşındayım? Abi şöyle bir yaş gözüküyoruz 47-48 yaşında. Evet. Doğru mu bildin mi? Doğru muyuz? Yok daha fazlayım. Fazla mısın? Evet. Ama en büyük beni şaşırtan sahil izleyiciler yanımızda muhtarımızın kardeşi. İsim ne efendim? Zafer. Zafer Bey. Ya kaç yaşındasın? 30. Allah'ını severseniz bir göstereyim. 18 yaşında. Ben 18-20 yaşında. Askerliğini yaptım diye soracaktım. 30 yaşındayım diye işim dilim yani küçük dilimi yuttum sayın izleyiciler. Neye borçluyuz? Bekmeze. Evet. Bekmeze. Fıstığa kilis karasına borçluyuz. Evet. Ya yani organik. Bir de şuna borçlu. Pestil. Gerçekten şaşırmama geldi değil. Yani 30 yaşında yani en fazla 20 yaşında gösteriyor sayın izleyiciler. Evet muhtarım. Bunları geçtik. Çok güzel ürünler var. Bir de muhtarımız birinci dönem seçilmiş sayın izleyiciler. Karşısına da bir aday çıkmış. Kaç oy farkla seçildiniz? Ben mi? Ben 64 oynadım. 60? 6 oynadım. Fark attın o kadar. Evet. Ama halk işte isabetli karar vermiş. Halka da, Çorak köy halkına da araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Muhtar arkadaşımız güzel bir taziye, çok amaçlı salon diyorlar bunlara belediyede. Taziye evet. Yaptırmış köyün evet. Tam orta merkezine. Evet. İnşaatı, kaba inşaatı bitmiş, suağı yapılmış. Evet. Ve kapı penceresi ve yeni fayanslar yapılacak. Evet, doğru mu? Bitmek üzere. Bu yörede kültür olmuş sayın izleyiciler. Mutlak taziyeleri bu yörede kültür olmuş. Evet. Ama bu zamana kadar da yapılmamış. Muhtar arkadaşımıza evet. Nasip olmuş evet. Bu da. Evet. Çok suyu önemli bir hizmet. Bizim en önemli konularda birisi suydu. Evet, su yoktu. 30 yıldır gelmiş geçmiş arkadaşımız muhtarlar da çaba göstermesine rağmen suyu devlet tarafından gelip vurulan son taşlarda su olmadı, alamadık yani. 7. ayda, 8. ayda son taşlarımız kururdu, susuz kalırdık. Biz sözüm ona hayvanlarla, merkeplerle buylarda, derelerde getirdik. Ve 12. ay, 1. ay yani ki dereler akıncaya kadar evet. Susuzduk. Ama biz muhtarlığımız dönemimizde yine devlet tarafında son taş getirdik. 3 yere vurulduk. Yine çıkmadı. Yine bulamadık. Çıkıyor ama az, yetersiz. Köyümüzün hemen çıkışında, camimizin beri tarafında bir sıkıntılı yerimiz vardı. Evet. Bir şekilde vatandaşları ikna ettim ve o bahçe sahiplerini de ikna ettim. Ve yanlarına giderek, gönüllerine alarak şu dövmeli son taş var ya toprak evet. Dediğimiz. Evet. Ondan getirdim. Kaç metrede çıktı? 13 metrede. Su çıktı. Evet. 13 metrede çıktı. 36 metre derinleştirdik. Ve köyümüze bol bol yetiyor. Şu anda su sorunu yok değil mi? Kesinlikle yok. Evet. Çok da güzel lezzetli suyu evet. Var sayın izleyiciler. Evet. Kesinlikle su sıkıntımız yoktur. Su sorunumuz çözüldü. Şebekemizi
tamamen değiştirdik. İçme suyu şebekesini. Şebekesini de değiştirdik. Güzel bir depo yaptı. Devlet bize sağ olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet, enjümenlerimizde, enjümenlerimizde, kaymakamımızda. Yani çok sağ olsunlar Sayın Vali Bey'imizde, genel sekreterimizde. Yani herkesin katkısı var yani. Evet. Evet, bu konuda herkesin katkısı var. Sağ olsunlar. Bu işlerimizi tamamladık. Evet. Bir de şunu Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi orada duvardaydı işte. Vallahi biz bunu çok seviyoruz. Yani evet. Şimdi kim ne derse desin biz çok seviyoruz. Şahsınıza özel bir gönderimdi efendim. Evet. Evet, Hasan Ulakçı Çoraköy muhtarı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız göndermiş. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü muhtarlarımıza sahip çıktı. Her hafta toplantı yapıyor. Evet. Ülke gündemlerini değerlendiriyor. Muhtar arkadaşlarımızın sorunlarıyla birebir ilgileniyor sayın izleyiciler. Cumhurbaşkanımız zaten muhtarları muhtar yaptı yani. Evet. Lafımız olmuyor. Evet. Diğerse kimsesini çağırmıyordu. Ama biz şimdi herkes yanında da yerimiz var. Cumhurbaşkanımız evet. Sahip çıktı bize. Doğru canım. Tüm muhtarlar. Milletvekillerimiz bile dedi. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak biz de işte bunun öncüsü olduk sayın izleyiciler. Muhtarların çünkü muhtarlar halkı temsil ediyor. Arkasında bir köy halkı var veyahut da işte evet. Mahalle halkı var. Muhtarlarımız hep kendisi için değil, halk için hizmet istiyor. Doğru mu efendim? Evet, evet. Mücadele ediyor. Eşinden, işinden, aşından, her şeyinden zaman ayırıyor. Köyün veyahut da mahallede eşsiz hizmetlerini yaptırmak için mücadele ediyor. İşte burada en güzel örneği de muhtar arkadaşımız. Bak yıllardır yapılmayan bir taze evini yaptırmış. İçme suyu sorununu çözmüş. Yeni su deposu yaptırmış. Altyapı kanalizasyon da projeyi alınmış. Alındı. Karardan, meclisinden geçirmişti. Vali Bey'imiz de imzaladı. Bitti yani. Bizim evet. Bu köyün şu anda iki tane şeyi başta bir meclis kararından geçmiş. Bu altyapı yapılmadan zaten parke taşları döşenmiyor sayın izleyiciler. Bunu da belirtmek istiyorum Çoraköy halkına. Altyapı kanalizasyonu tamamlandıktan sonra buranın altyapısı da yapıldığında köyün sorunu kalmıyor. İnşallah bu hizmetlerde Hasan Ulakçı muhtarımıza işte nasip oluyor. Bu her şey nasip. Vallahi, nasip ne demiş burada çok güzel demiş. Ne yapsalar boş, evet. Göklerden gelen bir karar vardı. Doğru mu yani? Yani şimdiki bundan önceki muhtarlar ne yapmışsa boş, evet. Muhtar arkadaşımıza göklerden gelen bir karar var. Yani. Değil mi? Onun yani sayesinde yaptırıyor. Allah'tan, yani. Evet. Allah'tan yürü evet. Kulum demiş. Çünkü evet. Geliyor yani. Hiç halka hizmeti, geliyor yani. Halka hizmeti, halka hizmeti anlayışıyla yola çıkıyor. Devletimiz sağ olsun. Yani biz devletimiz olmasa biz bir adım atamam. Evet. Yani devletimiz gerçekten köylere, yani benim köyümden bütün köylere hizmet ediyor. Evet. Hiçbir konuda eksiği yok. Kaç hane efendim burası? Büt mezralarınıza dair. 110. Kaç mezramız var? 3 mezramız. 3 isimler ne efendim? Bir çakal olarak geçer efendim. Evet. Çakal yani başka ismi yok. Bir mezra mı var orada? Bir orası. Bir mezra yani 3 oba. 3 obadan. Yani bir çakalın mezrası çakalı var. Obası var sayın izleyiciler. Evet. Onların da mahalle sokakları evet. Var. Onların da suyu var. Onların da şebekesi yok değil mi efendim? Yok. Onların da su şebekeleri var. Su deposu var. Nüfus ne kadar toplamda muhtarım? Toplam mı? 550. 550 nüfusu var. Sağlık evi var mı o zaman soruyoruz. Nasıl? Sağlık evimiz. Sağlık evimiz yok. Evet. Sağlık evi buraya ben mutlaka istiyorum. Neden? Çünkü doktor bir milletvekiliyle röportaj yaptığımızda bunun nüfusu azaldığını belirtmişti. Nüfusu 500 olan yerlerde sağlık evi yapılmasını evet. Yönünde karar aldığını belirtmişti AK Parti'nin o zaman. Evet. Biz mutlaka buranın da nüfusu 550 artı ilçeye de uzak doğru mu efendim? Evet. Kaç kilometrede İstanbul? 40 kilometre. 40 kilometre çok uzak. Beşli. Yani Pazarcık sınırına yakın işte Yumaklı Kent'e sınır. Evet. Son köyümüz yani. Son köyü. Beşli'nin son köyü burası. Adıyaman'ın son köyü bu yani tarafta. Güney'e gittin hemen Antep sınırına gidiyor. Antep 1 kilometre. Evet. 2 kilometre. 1 kilometre gittik bile şey yapalım. Pazarcık sınırı. Evet. Yani, o nedenle biz mutlaka sağlık evi yapılmasını istiyoruz. Doktor geldiğinde hastaları muayene edecek hijyenik bir ortam mutlak ve yapılmalı. Değil mi? Şimdi benim her işim yürüdü ama bir orman işim var. Evet. Ağaçlandırma işi. Evet. Yani o konuya mutlaka, geldi. Mutlaka ilgililere ve burada da sizin aracılığınızla da duyurmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımın da bunu duymasını istiyorum. Benim 85 hektar da bir yerde var. Yani evet. 60 hektar. 170 hektar orman alanın boş ve buranın ağaçlandırılması için talepte bulundum. Halen cevap alamıyorum. Yani bu ormanın buraya, mutlaka ağaçlandırılması ne ekilir için. Burada? Neden? Badem mi ekilir? Ne ekilir? Efendim buranın geçim kaynağı besin üzümü. Evet. Antep fıstığı ve zeytin evet. Ağırlıklı. Burası zeytine ağırlık veriyor şu anda. Yani, o zaman bu üç üründen burası ağaçlandırılmalı diyoruz. Evet. Artı toprağı olmayan vatandaşlarımıza da köy halkına verilmeli. Doğru mu efendim? Ağaçlandırılmıyorsa verirsin.
Yani ağaçlandırma yapmıyorlarsa devlet biz çam istiyor. Çünkü niye? Çam istiyorsunuz siz? Evet, biz çam dikilmesini istiyor yani. Evet, o zaman yani siz köy olarak bizim köy olarak biz bunun çam ağacını dikilip o boş arazilerimizden yani orman vasfını yitirmiş. Bayır. Evet. Yani bağ bahçe de olmaz orada. Olmaz mı? Olmaz. Şey olur yani. Çam olur yani. Çam olur. Evet. O zaman ağaçlandırılmasını talep ediyoruz. Burada ben ya, bu basit bir konu. Yani o kadar da bir şey konu değil. Evet. Burada Orman Bakanımızdan bunu rica ediyoruz. Evet, Orman Bakanımızdan rica ediyorum. Evet. Bu mutlaka bunu duymasını istiyorum yani. Çünkü evet. İkinci yıla girdik. Halen cevap alamadık. Geldiler mühendis arkadaşlar yer ölçümünü yaptılar. Toprağını çok uyumlu buldular. Yani orman toprağı çam fıstığı için evet. Çok uyumlu ağacına. Çam ağacına çok uyumlu toprak olduğunu raporlarını tuttular. Ama halen gidiyorum Adıyaman'a ama diyorlar ki işte sırada yarım bölgeler var. Evet. Onların bitmesini bekliyor. Dikeceğiz kusarım diyorlar. Yani dikmeyeceğiz demiyorlar. Evet. Ama yani en güzel bir önce, şey hizmet önce hizmet yapılmasını istiyorum. Ağaçlarının o vermiş olduğu o oksijen hiçbir ağaç vermiyor sayın izleyiciler. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine Sivas'ta bir yerde vatandaşımız İstanbul'da yaşıyormuş. Yani irregular kanser olmuş. Geldim diyor köyeme. Çam ağaçlarının altında yattım diyor yazın. Evet, evet, evet. Yani akşam sabah altından ayrılmadım diyor. Bir, iki arıları takip ettim dedi. Arılar hangi çiçeğe konduysa gittim ondan kopardım ilaç yaptım dedi. Evet. Ve kanseri yenmiş. Temiz hava çok önemli sayın izleyiciler. O nedenle arkadaşımız diyor ki buralara çam ağacı ekilsin diyor. Evet, evet, İnsanlar daha lazım. Sağlıklı uzun yaşasın diye. Evet. Bu da zor bir iş değil. Devletimiz elinde çok orman fidanı var. Buraya da ağaçlandırılmalı. Artı burası da bir orman köyü olur. Evet. Vatandaşlarımız gider ormanda çalışır. Zaten orman köyü. Zaten orman köyü. Yani, yani o dikeceğimiz yer orman. Orman evet. Yani Kastro zamanında da orman olarak kalmış ve orman da şu anda. Fakat eski dediğimiz şu dikenli çalılar evet. Vasfını kaybetmiş. Boş yani. Evet. Anladım. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtarım? Yok şu anda herhangi bir şeyimiz yoktur. Evet. Dediğim gibi evet, sayın izleyiciler. Herhangi bir sıkıntısı yok. Biz memnunuz. Evet. Bütün bu hizmetlerin yapılmasında emeğe en çok şu katkı sağlayan Kaymakam Bey'ine ilçe tarım müdürümüzün çok emeği var. Çok teşekkür ediyorum. Evet, onlara da sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onların katkısı olmasaydı biz bu destekleri şimdi hibe desteklerinden alamazdık, organik tarım yapamazdık. Evet, teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. İşte basın olarak bugün de Adıyaman ili Besni ilçesi Çorak Köyü Muhtarı Hasan Ulakçı ile köyün ve bölgenin hakkında röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun.